hesapsız, kitapsız politikalarıyla azdırdığı enflasyonu, milletimizi soyup soğana çevirilen şeylere bu sürdürülemez gidişi konuşacağız. Ama izninizle önce ülkemizde de yayın yapan Disney Plus adlı küresel platformu, Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu, ebedi önderimiz atamızın hayatını anlatan bir diziyi, Cumhuriyetimizin 100. yıl vesilesiyle bu yıl 29 Ekim'de tüm dünyada eş zamanlı gösterime sunma kararından vazgeçtiklerine dair açıklamalarını değerlendirmek istiyorum. Dün bu platformun yöneticileri dizinin sadece ülkemizde Fox TV'de ve sinemalarda gösterilmesine karar verildiğini açıkladılar. Bu kararın bir süredir Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkında nefret söylemi içeren, yakışıksız ifadeler kullanan, bu projeye karşı lobi yaptığı da bilinen Amerika Ermeni Ulusal Komitesi'nin baskısıyla alındığı iddiaları var. Ülkemizin kurucu babası Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik kin ve nefretle beslenen bu girişimler, ülkeler ve halklar arasında barışçı ilişkiler kurulması çabalarına zarar verir. Ayrıca biz bu kuruluşun Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki Ermenileri de Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarını da temsil etmediğini biliyoruz. Söz konusu karar, dijital platformun ülkemizin ve partimizin kurucusu büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e karşı işlenen nefret suçuna ortak olması anlamına gelir. Bunu en sert şekilde kınıyoruz. Ama bu işin esas sorumlusu olan Dışişleri Bakanlığı'ndan henüz herhangi bir açıklama gelmemesini de hayretle karşılıyoruz. Eğer karar bu şekilde uygulanacaksa şimdiden duyuralım. Örgütümüzü, üyelerimizi ve tüm milletimizi bu platformu boykot etmeye ve platformdaki üyeliklerini sonlandırmaya davet edeceğiz. Değerli basın mensupları, bu hükümetin ekonomideki başarısı vatandaşlarına sağladığı refahla ölçülür. Bu hükümet milletimize ne iş, ne aş, ne de refah sağlayabilir. Dünyada tarımın başladığı bu topraklarda artık yokluğu değil, açlıktan çocukların boyunun bozuk kalmasını konuşmaya başlıyor. Bir iş bulup çalışmayan zaten aç, ama çalışan da. Ülkemizde öyle bir enflasyon var ki, asgari ücret her açıklandığında daha çalışanın cebine girmeden açlık sınırının altına düşüyor. Ve ülkemizde çalışanların büyük kısmı ücretin alt sınırı olan asgari ücrete mahkum edilmiş durumda. Makyaj uzmanı TÜİK, işsizi işsiz saymıyor. Son 4 hafta içinde iş ilanlarına başvurmayan işsiz değil. 2 hafta içinde işbaşı yapabilecek durumda olmayan işsiz değil. Umudunu yitirdiğinden iş aramaktan vazgeçen de işsiz değil. TÜİK gerçekte 9 milyona dayanan işsiz sayısını ayda 3,5 milyon civarında açıklıyor. TÜİK'e bakarsanız çalışmayanlar iş bulamadığından değil, feyizlerinden evde oturuyor. Oysa bu ülkede sadece eski SSK kapsamında çalışanların sayısı yılbaşından bu yana 1.411.000 kişi azalmış. Ekonomi hızla yavaşlıyor. Ekonomide güven hızla düşüyor. Durgunluk, işsizlik ve hayat pahalılığı üçlüsü önümüzdeki dönemin en öncelikli gündem maddeleri olacak. Değerli basın mensupları, ekonomist Milton Friedman, hükümetin tüketiciyi koruması gerektiği söylense de asıl mesele tüketiciyi hükümetten korumaktır. Yani bu sözler sanki saray yönetimi için söylenmiş. Tek bir kişinin her şeyi ben bilirim diyerek uyguladığı irrasyonel safsatalar ekonomiyi alt üst etti. İflasın eşiğine getirdi. Seçimden sonra yol bitti. Hükümet vergiyle, harçla, zamla faturayı millete kesti. Emekli, memur, asgari ücretli, çiftçi, esnaf, vergilerle, harçlarla, güncellemelerle zamlarla ezildi. Diğer taraftan, hükümetin 2018'den sonra şirketlerin döviz açık pozisyon riskini hazinenin dolayısıyla milletin sırtına yıktığı, dolarla, avroyla garantiler verdiği, mevduatlarına kur koruma garantisi sağladığı yandaşları, yanaşmaları ise abad olmaya devam ediyor. Bu bir tercihtir. Saray bunu bile isteye yapmaktadır. Milletin cebindeki parayı enflasyonla çarpmak,
yanlışı abat etmek bilinçli bir ideolojik tercihtir. Bunun altını çizerek söylüyorum. Gelirleri arttırarak milletin ağzına bir parmak bal çalmak, sonra da bunu enflasyonla miskiyle geri almak. Popülist yönetimlerin iktidarlarını sürdürmek için uyguladıkları acımasız bir yöntemdir. TÜİK bugün enflasyon rakamlarını açıkladı. Temmuz'da İstanbul Ticaret Odası'na göre enflasyon %9,8, bağımsız araştırmacıların oluşturduğu enflasyon araştırma grubuna göre enflasyon %13,2 olan tek aylık enflasyon, TÜİK'e göre %9,5. İstanbul Ticaret Odası'nın enflasyonu yıllık enflasyonu %64, Enerji yıllık enflasyonu %123, TÜİK'in yıllık enflasyonu %48. Ama TÜİK'in artık makyaj tutmayan rakamlarıyla bile aylık enflasyon Temmuz aylarının rekorunu kırdı. Türkiye 2023'te dünyada tüketici enflasyonunda 6. sırada. Enflasyonun gelecekteki seyrini gösteren çekirdek enflasyon rakamlarındaki yıllık artışlar ise şimdiden %60'a dayanmış vaziyette. Üretici enflasyonu da bu ay %8'i aştı. Tek bir aylık enflasyon rakamı. Bütün bunlar Merkez Bankası'nın yıl sonu için ilan ettiği %58 enflasyon hedefinin bile tutturulabilmesinin çok zor olduğunu gösteriyor. Dar ve sabit gelirlerin en önemli harcaması olan gıdada enflasyon 35 aydır kesintisiz artıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından zirveye ulaşan gıda fiyatları o günden bugüne tam %23 oranında düşmüş. Ama aynı dönemde gıda fiyatları bizde %94 artmış. Yani gıda fiyatlarındaki artış dünyadan değil, beceriksizlikten. Tek bir ayda taze meyvelerin fiyatı %15,7, sebzelerin fiyatı %14, ekmek fiyatı ise %14 artmış. Şimdi Ankara'da bir simit 10 lira. Bir fincan çay da 15 lira. 3 çocuklu bir aile her öğün çay, simit yese aylık eder 11.250 lira. Asgari ücretler eline kalıp tam 152 lira. 152 lirayla bu aile kira mı ödeyecek? Faturalarını mı ödeyecek? Çocukların okul masraflarını mı ödeyecek? Bir dönem seçim meydanlarında bu zalim yönetim bu aziz millete bir bardak çayla bir silindirle layık görmüyor diye bağırarak o isteyenler bugün milletin yüzüne nasıl bakacaklar? Göreceğiz bakalım. Değerli basın mensupları, millet maaş, ücret ve aylıklara zam vakti geldiğinde TÜİK'in makyaj verileriyle nasıl dolandırıldığını gayet iyi biliyoruz. Ama artık TÜİK'in bu konuda yalnız olmadığını gör. TÜİK yanına Merkez Bankası'nı aldı. Merkez Bankası Başkanı yaptığı ilk mufassal enflasyon açıklamasında dinamik optimizasyon problemlerinden bahsedip bu problemleri çözerken işe en bağlayıcı kısıttan başlamak gerektiğini, en bağlayıcı kısıt çözüldüğünde diğerlerinin de hızlı şekilde bundan etkileneceğini söyledi. Bunu söyledi ama aynı zamanda şunu da kendisinin de şunu anlamış olduğunu gördük. Problemin kaynağındaki en bağlayıcı kısıt, yani Recep Tayyip Erdoğan, yani saray, bunlara dokunamayacağını anlamış ve havlu atmış. Enflasyonu düşürmek yerine artırarak önceki dönemin irrasyonel politikalarının maliyetini dar ve sabit gelirlere yükleme kervanına Merkez Bankası Başkanı da katılmış. Bütçe açığı şişmesin diye kur korumalı mevduatın yükü hazineden alınıp Merkez Bankası'nın sırtına yüklenirken Merkez Bankası Başkanı'nın ama ne güzel oldu diye açıklamalar yapması, para basarak bütçeyi finanse etmeye razı olduğunu göstermesi aslında kendisinin havlu attığının bir başka göstergesi. Merkez Bankası daha bir ay önce %22 olur dediği 2023 sonu enflasyon tahminini de asgari ücret, maaş, aylık ayarlamaları tamamlandıktan sonra %58'e çıkardı. Saray bir taraftan emekliyi, çalışanı enflasyona ezdirmeyeceğiz derken
Merkez Bankası verilen ücretin, maaşın, aylığın, desteğin 1/3'ünün enflasyonla geri alınacağını ilan etmiş oldu. Tabi o da 2023 enflasyonu %58'de kalırsa. Yine şu var. TÜİK bu ay, aslında bunu TÜİK yöneticilerine soruyorum, buna cevap vermeleri lazım. Şimdi TÜİK bu ay doğal gaz fiyatı bir ay önceye göre %98 düştü diyor. Doğal gaz fiyatları %98 düşmüş. Bizim bilgimiz dahilinde doğal gaz fiyatlarında herhangi bir ayarlama yapıldığı bilgisi yok. Şimdi TÜİK geçen ay 0,4 kuruş gösterdiği doğal gaz fiyatını bu ay herhangi bir ayarlama olmadan nasıl 0,01 kuruşa düşürdüğünü açıklamalıdır. Yani bu hoplabazlığın, bu oyun toplam enflasyonunu nerelere çektiğini de TÜİK kalkıp söylemelidir. Öyle görünüyor ki aylık enflasyonu %10'un altında tutmak için TÜİK yine hokus pokus yapmaktan kaçınmamış. Değerli basın mensupları. Yeni ekonomi yönetiminin göreve gelmesinin üzerinden haftalar geçti. Ortada bir program yok. Her geçen gün ekonomi yönetiminin çok hazırlıksız olduğu ortaya çıkıyor. Vitrinde görüntü var ama ses yok. Güven veren bir ekonomi yönetiminin milleti rahatlatacak adımları atması beklenir. Ama bunlar ne yapıyor? Birbirlerini bir övüyorlar. Böyle bütçe övüyorlar. Sonunda da milleti 2,5 yıl daha çift haneli enflasyonla nasıl döveceklerini ballandıra ballandıra anlatıyor. Aslında bunların niyeti seçimlere kadar top çevirdi. Arttır maaş ücreti aydı. Milletin ağzında bir parmak bal çal. Sonra arttır vergiyi, yap zamları, bas parayı, azdır enflasyonu. Vatandaşa kaşıkla verdiğini kepçeyle al. Yandaşına ver. Sonra yeniden vatandaşa ver ve bu böyle gitsin. Bu teker böyle döner. Ha bir süre dönebilir. Ama tekerin her devrinde jant yamulur, şanzıman düşer, motor yatakları dağılır. Sonunda araba perf olur. Biz bunları daha önce yaşadık. Popülist politikaların cazibesine kapılan, yapılması gerekeni yapamayan, zam, enflasyon, zam sarmalının içinden çıkamayan hükümetlerin ülkeye ne büyük acılar yaşattığını gördük. Rasyonel zemin, şeffaflık, hesap verebilirlik gibi beylik laflarının sahiplerini uyarıyoruz. Vitrinle, lafla peynir gemisi yürümez. Yıl sonuna 5 ay kalmışken ekonomide harbi gidiş şöyledir. Enflasyon yeniden zirve yapmaya başlamıştır. Ekonomi yavaşlamaktadır. Hükümet ödemeler dengesi krizini ertelemek için kolay ama arabayı perf edecek alternatifi seçmiş. Enflasyonla mücadeleyi bir başka bahara bırakmıştır. Ama şunu söylemem lazım. Zamanında yapılmayan tedavi, alınacak tedbirlerin millete maliyetini her geçen gün arttıracaktır. Bu filmi biz daha önce de gördük. Bunları daha önce de yaşadık. Bugün enflasyon rekor seviyelere ulaştı. Ama mesele sadece enflasyon, sadece hayat pahalılığı değil. Mesele yönetenlerin yaklaşımı, ideolojik tercihleri, yönetme biçimleri. Bu değişmeden milletin ızdırabı bitmez. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ekonomi gündemiyle ilgili sorularınız varsa alabilirim. Evet. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de enflasyon verilerine ilişkin bir değerlendirme yaptı. Para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak. Dediğim gibi biraz önce, yani gelirken birinci öncelikleri enflasyon. Bugün diyorlar ki 2024 yılının ortalarından itibaren enflasyon düşmeye başlayacak. Ama arkasından da ekliyorlar. Türkiye gerçekten istikrarı 2025'ten sonra kalacak. Şimdi bunu, yani böyle bir süreç tanımlamasını anlayabilmek mümkün. Enflasyonla böyle mücadele edilmez. Bu şekilde bir mücadeleyi açıklayan her yönetimin sonu hüsran olur. Dolayısıyla bu aslında enflasyonla ben mücadele etmeyeceğim. Enflasyonun ipini koyverdim gidecek demenin bir başka ifadesidir diye düşünüyorum.